Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletle beraber 22 yıldır arkasındayız. Bizim lider değiştirmeye, genel başkan değiştirmeye ihtiyacımız yoktur. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu millete yetecektir. Biz lider değişikliğine ihtiyaç duymuyoruz da. Lider değişti zaten, isteseniz de değiştiremezsiniz. Siz bırakın genel başkan adayı olmayı. Kendi ilçenizde, ilinizde bir ilçe başkan adayı, il başkan adayı çıkaramazsınız. Genel merkezinizden ya da genel başkanınızdan icazet olmadan bir il başkanı adayını, ilçe başkanı adayını destekleyemezsiniz. Sizde demokrasi yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi vardır. İsteyen istediği yere aday olur ve nihai kararı delegeler verir. Tek adam vermez. İşte sindiremediğiniz nokta bu. Bu yargı skandalı benimle ilgili. Devlet Bahçeli'yi eleştirdim. Cevap organize suç örgütü liderliğinden mahkum olmuş Alaaddin Çakıcı'dan geldi. Ve ben kendisiyle muhatap olmadım. Suç duyurusu yaptım. Jet hızıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı İlyas Ay takipsizlik kararı verdi. Hakaret ve tehdit içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ve neden vermiş? İsminiz belirtilmiyor diyor. Aslında benim ismim de belirtiliyor. Meclisteki arkadaşlarıma da atıf var. Çakıcı'nın lekelenmeme hakkına dikkat etmiş Savcı Bey. Ben kendisine HSK'ya şikayet etmiştim daha önceleri. Dosya yine aynı savcıya verilmiş ve takipsizlik verdirmesi. Batman Belediye Eş Başkanımız Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün ceza aldı, hapis cezası. Sözlerini aynen aktarıyorum cezaya gerekçe. Erdoğan bizim için onlar kazansa da biz onların elinden alacağız diyordu. Bu Erdoğan'ın düzenidir. Erdoğan bu ırkçı düzeni devam ettiriyor. Yine Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçı düzenini yok edeceğiz. Buna eminiz, bu inançla başaracağız. Kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde görevden alındık. Bunun neresi suç? Bu ırkçılık değil mi? Kürtlerin sadece oy verdiği bir belediye başkanını görevden almak, kayyım atamak, İsrail'in Filistin'e yaptığında ne farkı var? Batman belediye başkanı ya. Bunu söylemiş ve hakaretten hapis cezası almış. Yargının hali meali budur. Evet, lütfen tamamlayın. Bu ülkede bir suç örgütü lideri olarak bilinen bir şahıs parlamentoda 600 kişiden birini tehdit ediyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ben o zatın ismini söylemeyeceğim çünkü muhatap almıyorum. Burada elimde söyledikleri var. Alenen tehdit var. Hakaret var ve ölümle tehdit var. Ve sadece o değil, senin gibi arkadaşların da diyor. Elimizde dilekçe ve açıklama var. Cumhuriyet savcısına, vekilimize dedik sakın muhatap alma. Sen bir milletvekilisin, suç duyurunu yap. Biz konuştuk, karar aldık. Ve mecliste de söylemedim. Geçen hafta suç duyurusunda bulundu. Savcının adını söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Çünkü derhal görevden alınmalı. İlyas Ay. Bir haftada bir takipsizlik kararı verilmiş. Bir milletvekiline tehdit ve hakaret. Yargıtay kararını göstermiş ve demiş ki... Evet, lütfen son sözlerinizi alalım. Matufiyet şartının olayda gerçekleşmediğinden bahisle bir gerekçe bu. Diğeri de lekelenme hakkı. O tehdit eden zattın lekelenme hakkı. Matufiyet demek hukuk dilinde... Şahsa söyleyip söylemediğinin belli olmadı. Ya Gergerlioğlu adı 3 kere geçiyor ya. Savcı kör mü? Görmüyor mu bunu? Dünyanın neresinde olsa bir milletvekiline böyle bir tehdit yapılsa anında ilgili şahıs tutuklanır ya. Ben Adalet Bakanı'na derhal bu savcıyı görevden alması gerektiği çağrımızı yapıyorum. Bunu sineye çekmeyiz. Solda birileri gülümsüyor. Demek ki onları destekliyor o şahıs. Ben şunu söylüyorum. Bu grubun korkmadığını, geri adım atmayacağını söylemeye gerek bile duymuyorum. 2002'de iktidara geldiğimizde asgari ücret 116 dolardı. Bugün 420 dolardır. Biz bunları yeterli görmüyoruz. Daha da dolar cinsinden, o günde dolar 116 dolar, bugün de 420 dolar cinsinden. Fark etmez, o günde bugün de 116 dolardan 420 dolara, yani 3 mislinden fazla, 3,5 misli, 3,5 kat artırmışız. Alım gücünü de artırmaya devam edeceğiz. Her zaman asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun, çalışanın... Teşekkür ederim. Sayın Köksal lütfen. Mevlamlar bakın, bir sataşma yok. Mahal verecek bir şey yok. Size bir şey demedi.
Bir sataşma yok. Efendim bakın böyle bir usul yok. Değerli grup başkan vekillerimize hasreten rica ediyorum. Görüşe karşı görüş iş tüzük izin vermiyor. Herkes farklı olduğu için ayrı partide. Sizin dediğinizi reddedecek, siz de onu reddedeceksiniz. Efendim tamam Bey, siz söylediniz. 402 lira asgari ücretle bakın, siz bugün söylediniz, bir vekili sizin bir ay geçirsin. Kayda geçti. Sayın Akbaşoğlu da söyledi. Onunki de kayda geçti. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Sayın Danış Beştaş buyurun. Bozmak istemiyorum ama deminki tepkime bir açıklık getirmek istiyorum. Buyur, buyur bakayım. Tabii atsınlar. Sayın Başkan, diğer vekiller anlamamış olabilir. Durup dururken niye sinirlendim? Ben burada konuşurken ister istemez bakıyorum. Burada oturan bir vekil, ben bir suç örgütü liderinden söz ediyorum. Savcının takipsizlik kararı verdiğini söylüyorum. Bir milletvekilinin tehdit ölümle tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını söylüyorum. Oradan gülerek böyle dalga geçiyor benimle. Katılıyor musun diyorum. Evet diyor, katılıyorum. Ne var? Ne diyorsun? Katılıyorum diyor. Bu da kayıtlara geçsin. Yoksa durup dururken aklımızı yemedik. Size rağmen burada birine satışacak halim yok. Öyle bir tarzım da yok. Bu da kayıtlara geçsin. Kendisi bizzat bu tehdidi de hakareti de onaylamıştır. Ve bunu söyleyen zattın yanındadır. Peki Sayın Bülbül buyurun. Buyurun, buyurun Sayın Bülbül buyurun. Açalım sesi. Efendim katılıyorum, destekliyorum dediği şey vermiş olduğu kararla alakalı beyan edilen bu karara dair bir ifadedir. İfadedir. Mahkemenin veyahut da savcılığın vermiş olduğu böyle bir karara katılıp katılmamak herkesin kendi takdirindedir efendim. Bu noktada bir eleştiri, bir karşıtlık olduğu zaman bunun karşısında düşünenler de olabilir. Ama böyle bir takım şeyleri zorlamaya, tahrik etmeye de gerek yok. Herkes genel kurula hitap eder. Mecliste esas olan budur. Genel kurula hitap ederken ben kalkıp da burada bir mecliste bir üye o esnada bir önünde cep telefonunda bir şey gelmiştir, kulağına bir şey gelmiştir. Kulağında kulaklık vardır, telefonla konuşuyordur. Eğer bunlardan ben bir alınganlık gösterir, farklı bir takım şeylere girersem burada mecliste çok iyi bir durum ortaya çıkmaz. Kendi kendimize itibarımızı düşürürüz. Gerek yok bunlara. Herkes meclise hitap etsin. Zaten meclise ifade... Sayın Bülbül lütfen tamamlayalım. Lütfen. Bu zamana kadar HDP grubunun bize karşı efendime söyleyeyim yaptığı mimikler veya gösterdiği tavırlarla ilgili olarak bugüne kadar bir konuşma ihtiyacı hissetmedik. Ama konuşma ihtiyacı hissetmediysek bunların hepsinin normal olduğu iddiasında değiliz. Dolayısıyla bunlara girmemek lazım. Peki. Bunlar çok boş tartışmalara sebebiyet vermektedir.